Geçtiğimiz hafta ilk programımızı yayına almıştık ve bu hafta da ikinci programımızla sizlerle birlikteyiz. Son Dakika 23 YouTube kanalını üzerinden programımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii aynı zamanda da yine Facebook sayfamız ve Twitter, Instagram sayfalarımızdan da programımızı gerçekleştiriyoruz. Şehir Masası'nın bu haftaki konu Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Asilhan Aslan bizlerle birlikte olacak. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Başkanım, Elazığ hızla gelişen bir şehir. Tabii deprem yaşadık, işte koronavirüs derken bir taraftan da tabii ki Elazığ'ın ticareti dönmek zorunda, gelişmek zorunda. Bu anlamda ESSO'nun büyük payı var sizlerin. Nedir sizlerin ESSO'ya Elazığ'da yüklediğiniz misyon? Tabii Elazığ Ticaret Sanayi Odası, evet, Türkiye'de 361 odanın bağlı olduğu Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin bir üyesi olarak, bir mensubu olarak hizmet veriyor. Evet. Türk iş dünyasının da en büyük temsilcisi. Yani Türkiye'de ekonomi dediğimiz zaman herhangi bir şirket faaliyet gösteriyorsa büyük bir bölümü, %90'ı Elazığ Ticaret Sanayi Odası'nın üyesi, Türkiye Odalı Borsalar Birliği'nin üyesi olmak zorunda. Elazığ'da, evet, da aynı bu şekliyle. Tabii bununla birlikte misyonumuz, yükümüz ağırlaşıyor. İş dünyasının günlük ihtiyaçlarını giderebilme, onun dışında da iş dünyasının önünü açabilecek faaliyetlerde bulunma ana misyonumuz. Evet. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Tabii deprem olağanüstü bir durum. Elazığ'da da bıraktığı hasar çok büyük oldu. İş dünyasına da olumsuz etkileri çok büyük oldu. 5000'in üzerinde hasar görmüş, ağır hasarlı, orta hasarlı iş yeri oluştu. Tabii böylelikle iş dünyası hem yıkılan iş yerlerinin ticari kabiliyetlerini kaybetmesi, evet, hem de şehirde oluşan travmayla birlikte ticari dengenin bozularak %70'e yakın ciro kaybına uğraması gerçekten Elazığ ekonomisini derinden sarstı. Tam böyle bir toparlanma sürecine girmişken de işte 2020'nin 3. çeyreğinde tam toparlanma sürecine girmişken de pandemi kaynaklı kısıtlamalarla birlikte tekrardan bir sert fren oldu. Bu tabii ki gerçekten üzücü ve iş dünyası içinde ağır hasar bırakabilecek bir uygulama, evet, bir dönem. Bunların hasarlarını en aza indirme, üyelerimizin bu olumsuz durumdan en az şekliyle etkilenmesi için birçok çalışma yaptık. Hem depremde hem deprem sonrası pandemiyle birlikte üyelerimize dokunarak 14 meslek komitemizden gelen tüm bilgileri harmanlayarak, onların durum analizlerini alarak ve bu durum analizi neticesinde bizden taleplerini alarak biz de onların yanında olma adına birçok faaliyet gerçekleştirdik. Özellikle finans desteği çok yüksekti. Çünkü ciro kaybı peşinde karsızlığı getirdi. O karsızlıkla birlikte firmaların nakit akışı bozuldu. Bunu toparlama adına da finansman sağlayacak birçok faaliyette bulunduk. Bankalarla, kredi garanti fonuyla, TESKOM üzerinden. Evet. Yine Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin nefes kredisi marifetiyle, ilimizde faaliyet gösteren 18 bankanın her birinin genel müdürleriyle, genel müdür yardımcılarıyla birebir görüşerek iş dünyasının yanında olmalarını, Elazığ'a pozitif ayrımcılık yapmalarını hep talep ettik. Bu şekliyle de destek olmaya çalıştık. Yine KOSGEB marifetiyle acil destek paketi açıklanmıştı. 7000'in üzerinde Elazığ'daki tüccarımıza, üreticimize, esnafımıza faizsiz, bir yıl ödemesiz 100 bin liraya kadar, evet, ve 150 bin liraya kadar destek mekanizması gerçekleştirdik. Böylelikle bu dönemde Elazığ'da nakit sıkıntısı olmadı. Evet. Belki iş dünyası biraz daha borçlandı ama, hı hı, en azından işçi maaşını ödeyebildi, çeklerini ödeyebildi, hı hı, senetlerini ödeyebildi, vergilerini ödedi. Yani genel giderlerini karşılayacak, kendi ihtiyaçlarını da giderecek kaynağa ulaştı. Bunun da toplam büyüklüğü yaklaşık
Sadece bu saydığım paketlerde normal kullandıkları kendi kredilerinin dışında 2 milyarlık bir kaynak yaklaşık Elazığ iş dünyasına aktarıldı. Böylelikle de bu süreci en sancısız şekliyle atlatmaya çalıştık. Ama bu yeterli değil. Bunlar paliatif dediğimiz günlük anlık sorunları gidermek için yaptığımız çalışmalardı. Elazığ ekonomisinin açılması, kendi içindeki aksaklıklarının giderilmesi, şehre giren para vesilelerinin artırılması için zaten çok uzun soluklu çalışmalarımız var. Evet, ben şunu da sormak isterim. Küçük esnaf noktasındaki yapılan çalışmalar, krediler, diğer yapılan destekler yeterli mi Sayın Başkanım? Tabii TESKOM orada çok ciddi misyon yüklendi. TESK marifetiyle biliyorsunuz Türkiye Esnaf Sanatkarlar Kooperatifi marifetiyle TESKOM ona bağlı çalışıyor. Esnaf odalarımızla birlikte yaklaşık 700 bine yakın, özür dilerim, 700 milyon liraya yakın bir kaynak Elazığ'a aktarıldı. Ki her kesimden insana da bu para verilmeye çalışıldı. Biz hibe oranlarında deprem sonrası biraz daha talebimiz vardı. Çok daha fazla talebimiz vardı. Amacımız depremde zarar görmüş iş yerlerinin maddi kayıplarını bir nebze de olsa en azından belli bir biriminin İçişleri Bakanlığı'ndan karşılanmasını sağlayabilmekti. Ama onu çok sağlayamadık. Yaklaşık 650 esnafımıza 2500 lira, her biri için 2500 lira bir hibe sağlanabildi. Ama birçok esnafımızın kaybı milyonlar, yüz binler mertebesindeydi. Burada sigortası olmayan esnafımız maalesef mağdur oldu. Evet başkanım. Şimdi Sayın Başkanım, Elazığ sizlerin ESO başkanınız ile şehrin ekonomisi ile birlikte resmi ya da özel kuruluşları arasında yakalamış olduğunuz bir paydaşlık var Sayın Başkanım. Bunun en son örneği de siyasi parti başkanlarını ziyaret etmeniz oldu aynı zamanda. Şehrin sorunlarını birlikte aşma gayretleriniz var bu konuda. Bu çalışmalar sizce somut bir neticeye ve gelişmeye dönüştü mü, dönüşüyor mu? Tabii ki dönüşü. Yani biz bunu göreve geldiğimiz günden itibaren sürdürdük. Siyasi parti ziyaretleri onların olan veya olağanüstü kongrelerini yapması vesilesiyleydi. Bir hayırlı olsun ziyaretiydi. Ama öncesinde biz bu gerek deprem sürecinde gerek deprem öncesi süreçte bak, tüm faaliyetlerimizi kurum müdürlerimize, valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza ve diğer siyasi partilerle hep paylaşarak gittik. Hep birlikte yürüttük projeleri. Yüzlerce teknik toplantılar yaptık. Yani bu konuda sayın valilerimiz de sağ olsun kurumlarla olan iletişimimizi, kendileriyle olan münasebetlerimizi en üst seviyede tuttular. Bunun da meyvelerini aldık. Hep diyorduk yani Elazığ'ın ekonomisinin bir yol haritası olmalı, bir master planı olması lazım bu şehrin. Ne yapacağını bilsin ki ona göre yürüsün. Tüm kurumlar tek dil konuşsun, tek hedefte odaklansın. Ve böylelikle sonuca gidelim, enerji kaybı olmasın. Daha verimli çalışmalar olsun, durumlar daha iyi analiz edilsin. Ve tabiri caizse ölü projeler doğmadan, ölü yatırımlar doğmadan doğru hedefte sonuca gitmiş, amacına ulaşmış projeler oluşsun diye. Bununla alakalı da yüzlerce toplantı yaptık dediğim gibi tüm kurumlarla. Ben buradan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böylelikle bir açık yüreklilikle, hiçbir egoya kapılmadan bizlerle paydaş oldukları için ve bu çalışmaları birlikte yürüttüğümüz için gerek ekonomist sivil toplum örgütlerine, gerek diğer odalarımıza, birliklerimize, oda başkanlarımıza, muhtarlarımıza kadar inanın özellikle tarım kooperatifleriyle alakalı yaptığımız çalışmalarda muhtarlarımıza kadar paydaş olduk, birlikte çalıştık. Bunların da neticelerini, meyvelerini alıyoruz. Bunun belki deprem birazcık pandemiyle birlikte sonuca gitmede, projelerin hızlı hayata geçmesinde birazcık engelleyici oldu. Ama sadece zaman anlamından bizim sürecimizi bir 5-6 ay kadar uzattı. Hedefe dediğim gibi kenetlenmiş vaziyette yürüyoruz. Bunların da
Önümüzdeki birkaç ay içinde hepsinin sonuçlarını göreceğiz. İnşallah Sayın Başkanım. Başkanım, es olarak şehrin ekonomisi yanında sosyal ve kültürel projelerde de yer alıyorsunuz, içinde bulunuyorsunuz. Geniş bir yelpazede de faaliyet yürütüyorsunuz aslında bir taraftan da. Bu tavrınızla şehrin kültürüne, sanatına ve mahalli değerlerine sahip de çıkıyorsunuz aynı zamanda. Evet. Bu konuda amacınız nedir? Ya, şehir bir bütün. Biz hep kadim olmaktan bahsediyoruz. 4000 yıllık bir medeniyet Harput. Evet. 4000 yıllık bir medeniyetin bakiyesi olarak bizler burada hayatımızı idame ettiriyoruz ve bu 4000 yıllık birikimin çok ciddi bir zenginliği var. Evet. Şehir ekonomilerinde baktığımız zaman sosyologlar, ekonomistler değerlendirmeler yaptıkları zaman şehirlerde onların kültürel altyapısına çok önem veriyorlar. Evet. Tarihte bu şehir neymiş, ne yapmış, ne yemiş, ne içmiş, ne söylemiş, edebiyatı nedir, eserleri nelerdir, gerek yapısal, hı hı, gerek yazılı eserleri nelerdir, sözlü eserleri nelerdir veya yemek kültürü nasıldır. Hep bunlar şehirleri değerlendirirken çok önemli olmuş. Evet. Şimdi Elazığ'ın da böyle bir zenginliği var bu şehrin ve biz bu kültürü hem geçmişten gelen misyonunu sürdürebilmesi adına hem de ekonomik kalkınmasını sağlayabilmesi adına, evet, bu kültürden beslenmeli bu şehir. Onun için biz onlara, o alana duyarsız kalamayız. Tabii ki yemeğini de sahipleneceğiz, musikisini de sahipleneceğiz, divan edebiyatını da sahipleneceğiz, Harput Divanı'nı. Ve böylelikle şehir de bundan beslenecek. Ekonomik kalkınma böyle olacak. Evet. Ekonomik kalkınmayı bazen arkadaşlarımız yorumluyorlar. Ya bu şehir ne olmaya karar veremedi? Turizm alanında mı yürüyecek? İşte sanayide mi yürüyecek? Tarımda mı yürüyecek? Ama bu şehir zaten bir şekliyle bir var olan bir potansiyeli var. Buna da baktığımız zaman var tabii aslında, var zaten. Ve bu potansiyel de karma yapıya sahip. Biz bu karma yapıyı inkar edemeyiz veya herhangi bir alanı ihmal edemeyiz. İhmal edersek de ihanet etmiş oluruz. Diyoruz ki bu yapısıyla, bu karma yapısıyla her bir değerine ihtiyaç duyduğu alanda altyapısal yatırımları yapalım. Onların önünü açalım ve bu şehir toptan büyüsün. Evet. Bu çarklar ekonomi çok dişlili bir sisteme benzetilir. Bu çok dişlili sistemde dişlilerden biri aksadığı zaman sistemin tamamını kilitler veya yavaşlatır. Bunun mantığı budur. Onun için biz o bütün dişlilere aynı önemi ve hassasiyeti vermeye çalışıyoruz. Bunun da neticelerini alıyoruz. Yani neden diyeceksiniz? İşte bir yandan 5 tane kırsal kalkınma tarım kooperatifi kuruyoruz tarımın önünü açmak için. Bir yandan ticareti geliştirmek için fuar alanıyla alakalı sağ olsun belediyemiz yatırıma başladı. Onun bir şekliyle hem talebini yaptık, hı hı, hem de doğru bir şekilde o projenin şehre kazandırmasını sağlama adına, evet, bir duruş sergiledik. Bir yandan organize sanayi bölgelerimizle sanayimizi açmaya çalışıyoruz. Kırsaldan da kalkınmaya, evet, önem veriyoruz. İşte Kovancılar, Karakoçan, Palu'ya bir tane OSB planlıyoruz. Hı hı. Organize, evet, sanayi bölgesi. Dönüyoruz. Teknova OSB'mize ayrı çalışıyoruz. Teknolojik yatırımlar için Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte 1. Organize Sanayi Bölgemizde inovasyon ve prototipleme merkezi kurduk. Yine Fırat Teknokent'te, evet, Fırat Lab diye teknoloji tabanlı bir ARGE laboratuvarı kurduk. Hı hı. Tüm programların yapılabileceği, 3D yazıcılarla tüm minik prototiplerin yapılabileceği bir ARGE laboratuvarı kurduk. Şimdi diyoruz ki teknolojiyi ihmal etmeyeceğiz. Evet. Teknoloji alanında faaliyet gösteren gerek akademisyenlerimiz, gerek iş dünyamız buradaki laboratuvarlarla, inovasyon merkezleriyle çalışmalarını yapabilsinler, yürütebilsinler. Buradan insan kaynağı üretebilelim. Bir yandan tekstil vadisi projesiyle, evet, istihdam alanında ihtiyaç duyduğumuz işsizlerimizin istihdama kavuşması için tekstil vadisi projesiyle bütün onunla da tekstil yatırımları var, evet, Sayın tekstil Başkan, yatırımlarını, evet, davet ediyoruz. Tarımsal kooperatiflerle birlikte ağın leblebimiz, evet, ağın bademimiz, işte yurtbaşı hoş tarafındaki, hı-hı, üzümümüz, Bermaz Ovası'ndaki fasulyemizin, nohutumuzun en iyi şekliyle değerlendirmesi için orada kırsal kalkın, tarım kooperatifleriyle birlikte çiftçi organizasyonu ve modernizasyonu yapıyoruz. Hı hı. Ya amacımız ne? Dediğim gibi kırsaldan kalkınma, evet, ve hiçbir alanı boş bırakmama.
toplanıcılar siteleri, gıda toplanıcılar sitesi, inşaat malzemecileri toplanıcılar sitesi, otosanayi sitesi, mobilya imalatçılar sitesi, evet. Otosanayi sitesi, bunların her biri bizim yatırım planlarımızın içinde ve bunların hayata geçmesi için de belediyemizle, valiliğimizle çok derin işbirliği yürütüyoruz. Evet. Aslında bütün kurumların da bir nevi destek olması gerekiyor. Şimdi şöyle, zaten Ticaret Sanayi Odası'nın görevi o. Ticaret Sanayi Odası yüksek bütçesi olan, yatırım kabiliyeti olan bir kurum değil. Evet. Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün bize verdiği yetkilerle üyelerimizin bir yandan resmi işlerini yürütüyoruz. Onların ticari faaliyetlerini yürütebilmeleri adına onları disipline edip onlara hizmet veriyoruz. Bir yandan da şehrin ekonomilerini planlamada ve bu yatırımların gerçekleştirilmesinde hem paydaş oluyoruz. Evet. Gücümüz nispetinde mesela bütün organize sanayi bölgelerinde Ticaret Sanayi Odası hissedardır. Hı hı. Bütçesinden para aktarmıştır ve orada ortağıdır oraların. Evet. Sera İhtisas OSB'miz kurulacak. Sera İhtisas OSB'sinde Ticaret Sanayi Odası hissedar. BESİ İhtisas OSB'de Ticaret Sanayi Odası hissedar. Teknova OSB'mizde Ticaret Sanayi Odası hissedar. Yani para yatırmış oralara. Evet. Böylelikle de şehrin ekonomisini kalkındırma adına üzerine düşen görevi layıkıyla yerine evet. getirmeye çalışıyor. Evet. Ama bütçeleri ne belediye gibi ne bir valilik il özellere kadar değildir. Çok kısıtlıdır. Evet. Ama o kısıtlı bütçesinin içinde yine üyesinden topladığı parayı bu alanlara harcar. Şehrin tanıtımında yer olur. Evet, tanıtım başka. Faaliyetlerinde bulunur. Ve bu tür alanlarda ortak olarak, sermayedar olarak şehirde paydaş olur. Bu şekliyle yürüyor. Evet. Sera İhtisas OSB'den de bahsettik. Evet. Bu arada orada da inşallah güzel bir çalışma olacak. Biliyorsunuz bir 60 litre saniye, özür dilerim 58 derecede 90 litre saniyelik bir su kaynağı vardı. Onun daha büyük hacimlere ulaşması için meteo-jeofizik çalışmalarını bitirdi. İnşallah önümüzdeki aylarda ek kuyular vurularak 1300 dönüm arazide belediyemiz, il özel idaremiz ve Ticaret Sanayi Odası, ticaret borsası olarak Elazığ'da bir Sera İhtisas OSB hayata geçecek. Ve burada o sıcak su marifetiyle üreticilerin enerji maliyetlerini en uygun şekliyle giderebilecekleri, temin edebilecekleri bir alan oluşacak. Evet. İnşallah bu şehirde artık Antalya'dan, Mersin'den, Adana'dan kışın sebze meyve gelmeyecek. Evet, burada kendi yerimizde üreteceğiz ve burada ürettiğimizi de diğer çevre illere, belki ülkelere satış yapacağız. Bunlar gerçekten çok güzel gelişmeler. Turizm alanında hakeza yine yeni destinasyonlar oluşmasıyla alakalı birçok faaliyeti valiliğimiz, belediye başkanlığımıza yürütüyoruz. Böylelikle o dediğim karma yapının her bir alanına evet. hizmet etmeye çalışıyoruz. Ajandamız çok dolu, iş programımız bayağı çok yoğun. Tabii iş evet. programımız çok yoğun. İnanın evet. Odamızda çalışan profesyonellerimiz de, yönetimimiz de çok yoğun mesai harcıyorlar. Kadın kollarımız, genç girişimcilerimiz. Yani durmak yok, bu şehir için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz ve bunu da büyük bir zevkle yapıyoruz. Evet, onu zaten hissettiriyorsunuz aslında bir taraftan da. Şimdi Sayın Başkanım, markalaşmaya, coğrafi işarete, patente ve kooperatifleşmeye de çok önem veriyorsunuz. Evet. Bunu da zaten görüyoruz ki zaten söyledikleriniz de belli. Evet. Nedir bunların esprisi aslında? Yani niye bu kadar çok markalaşma? Evet, markalaşma tamam, evet doğru. Ama bu coğrafi işaretleme noktasında ve kooperatifleşme noktasında bunu biraz açabilir miyiz? Neden bu kadar evet. önem veriyoruz? Şimdi pandemide bu işin önemi daha da ortaya çıktı. Güvenilir gıda ürünleri insanların şu anda en çok erişmek istedikleri alan. Evet. Yani diyor ki ben güvenli gıdaya ulaşayım. İçinde koruyucu maddesi az olsun. Efendime söyleyeyim, sağlığa zararlı ürünler içinde barındırmasın. Empürüteler, evet. kimyasallar, koruyucu maddeler barındırmasın. Ve ihtiyaç duyduğum mineralleri ve besinleri de alabileyim. Hı-hı. Ya bizim Elazığ'ımızda bu konuda çok çok gelişkin. Çok çok iyi bir potansiyeli var ve bu potansiyeli de kullanmasını istiyoruz bu şehrin. Şimdi yüksek fiyata satılan ürünlere baktığımız zaman bu yüksek fiyata satılan ürünler neyi? Coğrafi tescili olan ürünler. Evet. Yani o bir akreditasyon, dünyada bir akreditasyon. Ulusal bir coğrafi işaretleme almışsan senin ürünün
normal pazarda 1 lira ise o etiketle birlikte 3 lira oluyor. Evet. Eğer bir de organikse 5 lira oluyor. Hı hı. Ve sen bu ürünlerle eğer bir farkındalık oluşturup insanın sağlığını koruyucu, destekleyici besinleri sunabiliyorsan, gıdaları sunabiliyorsan tercih edilir olursun. Şimdi pandemiyle birlikte şuna gidiyor. Bakın 2019-2020'yi dünya ticaret savaşları olarak okudu. Yani bir içe kapanma var dünyada. İçe kapanma ne demek? Ülkelerin kendine yetebilir olması demek. Eğer kendine yetebiliyorsan hayatta kalırsın. Yetemezsen sorun yaşarsın içeride. Hem ekonomik olarak, hem sağlık bakımından, hem sosyolojik, hem stratejik her türlü sorun yaşarsın. Ha, bunu yaşamamak için de kendine yetebilir olacaksın. Bu ne demek? Ürettiğin ürünlerle gerek özellikle gıda ürünleri, o zaten hayatın var olmazsa olmazı. Ondan sonra teknolojik ürünler, ondan sonra yine medikal ürünleri. Eğer bu alanlarda kendine yetebiliyorsan, hı-hı, bir şekliyle hayatını sürdürebilirsin. Bu kötü senaryo. Evet. Ama bu kötü senaryo içeride bir farkındalık oluşturdu. Bunu elde etmek için verilen mücadeleler stratejik oldu, milli oldu artık. Ve Elazığ da burada hak ettiği yeri bence bulmalı. Biz bunun için önemsiyoruz. Dedik ki biz gıda ürünlerinde bırakın Elazığ'ın ihtiyaçlarını karşılamayı, Türkiye'nin de belli alanlarda ihtiyaçlarını karşılarız. Hatta bunlardan ihracat ürünleri de çıkartırız. Onun için kalite standardı getirmek istiyoruz ve miktarı artırmak istiyoruz. Evet. Mesela üzümümüzde, bademimizde, kayısımızda, fasulyemizde, diğer tahıl ürünlerinde miktar artırarak şehrin kalkınmasını sağlamak istiyoruz. Eğer biz burada miktarı artırırsak bu alanda çalışan insan sayısı artacak. Ve hane başına girecek para miktarı artacak. Böylelikle toplumsal bir kalkınmadan ve refahtan bahsedebileceğiz. Evet. Amacımız bu. Ve orada üretilen topraklar, bu değerli topraklarda üretilen ürünleri de yüksek katma değere ulaştırmak için işte coğrafi tescili olanları coğrafi tescilleri, evet, veya diğer akredite kurumlardan alacağımız sertifikasyonlarla dünyaya entegre olabilecek yüksek, o ürünleri yüksek fiyatlara taşıyabilecek ambalajlama problemlerini çözmemiz lazım, markalaşma problemlerini çözmemiz lazım. Onun için bunu önemsiyoruz ve bu alana çalışıyoruz, evet, sürekli. Evet. Bu şekliyle kooperatiflerimizde de diyoruz ki arkadaş bak pandemi oldu, insanların el değmeden ürünleri alması lazım. İşte kirazımızı şu ambalajda, evet, sunum yapın, direkt marketlerde el değmeden satılsın. Hı-hı. Bizim çileğimiz biraz hassastır. Markete gidinceye kadar bozulmaması adına tek kullanımlık ambalajlarla bir kere dokun. Bitkiyi dalından kopardığın zaman koyduğun ambalaj sofraya da gidebilsin. Ve bunun bir markası olsun. İşte bizim Kuyulu çileğimiz, Gezin çileğimiz veya Harput kirazımız markasıyla gitsin. Üzerinde başka ilçelerin veya alanların isminin yazdığı kasalarla veya ambalaj sistemleriyle taşımayalım diye. Burada şehrin değerlerine üreticilerimizin de sahip çıkmasını istiyoruz. Ve bunun farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla alakalı da bu sene yanlış bilmiyorsam 25 bin adet ambalaj dağıttık. Hem çilek için hem kiraz için. Önümüzdeki yıl da devam edecek bu çalışmalarımız. Böylelikle bu yapıyı oluşturarak dediğim gibi o alanlarda ürünlerimizin yüksek katma değeri ulaşmasını sağlayacağız. Evet. Şimdi Sayın Başkanım, sizlerin girişiminizle birlikte ilimize birçok yeni yatırımcının ilgi duyduğunu görüyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Hatta OSB'de yer tahsisinde de bulunuyorsunuz firmalarımıza. Birçok firmanın temelleri atıldı. Bu anlamda inşaatların hızla yükseldiğini de görüyoruz. Buna da şahit oluyoruz Sayın Başkanım. Geçtiğimiz günde de ikinci OSB toplantısını yaptınız, gerçekleştirdiniz. Bu gayretler şehrimizi bir tekstil ya da farklı bir alanda üst yapabilir mi? Aslında bu konuda az evvel bir şeyler de aktardınız ama hani sadece bir alanda değil de daha birçok alanda olmasını söylemiştiniz. Biz öncelikle şunu yapmaya çalıştık. Bu şehire yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcıları bir kere bir sevgiyle, muhabbetle karşılıyoruz. Evet. Onu iyi bir anlamaya çalışıyoruz. Ağırlıyoruz ve
anlamamızın neticesinde de ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Bu yatırımcı için çok önemli. Dışarıdan gelen bir yatırımcı eğer kendisinde bu şehirde yatırım yapacağı ilde aidiyet duygusunu hissetmezse çekinik kalır. Evet. Ve biz bu çekimserliği kesinlikle yaşamalarını istemiyoruz. Ve ihtiyaç duyduğu her alanda da önlerini açmaya çalışıyoruz. Gerek arazi tahsislerinde, gerek bürokratik işlemlerde, gerek teşvik uygulamalarındaki bilgilendirmelerde, ilin ekonomik yapısını onlara en iyi şekliyle ifade etmede, ihtiyaç duydukları insan kaynağını temin etme konularında bunların her birinde çok profesyonel destek veriyoruz. Bunu OSB yönetimimizle birlikte, kalkınma ajansımızla, KOSGEB'imizle birlikte, diğer il müdürlerimizle birlikte yapıyoruz. Evet. Yani bir yatırımcımız Aslan Bey biz yarın Elazığ'dayız dediği anda onun uçak saatlerini alıp havaalanından karşılanması ve tekrardan gönderileceği ana kadar biz onların emrine amadeyiz, onlara mihmandarlık yapıyoruz ve bunu da büyük bir zevkle yapıyoruz. Ki bunun da olumlu neticelerini zaten kazandırdığımız yatırımlarla almaya başladık. Evet. Şu anda az önce bahsettiğiniz tekstil vadisinde gerçekten Elazığ tekstil konfeksiyonunda bir üretim üssü olacak. Yani sadece burada karşılamayı bıraktık, onları yerlerinde ziyaret ettik. Sayın Valimizle, Belediye Başkanımızla, OSB Müdürümüzle, işte Türkiye Giyim Sanayiciler Derneği'ni İstanbul'da yerinde ziyaret ettik. Hazır Giyim Konfederasyonu'nu hakeza İstanbul'da yerinde ziyaret ettik. Evet. Onlarla sürekli iletişim halinde olarak o Elazığ'da yatırım yapmalarını istiyoruz. Onlara tavsiyelerde bulunuyoruz, yönlendirmelerde bulunuyoruz ve şehrimize davet ediyoruz. Bunun neticesinde de tabii ki çok güzel yatırımlar çıktı. Tekstil konusu böyle olacak zaten. İnşallah evet. Oradan çıkacak. Ama ikinci organize sanayi bölgesi olarak adlandırdığımız o sebebimizin ismi Teknoloji ve İnovasyon Ovası. Teknova ismiyle evet. anılacak. Teknova'ya biz çok farklı bir misyon yüklemeye çalışıyoruz. Teknova'da içinde bir üniversitenin en az 2-3 bölümünün olduğu, meslek lisesinin yine olduğu, inovasyon merkezinin içinde olduğu çok teknolojik bir altyapıyla firmalarımızı Endüstri 4.0 evet. standardında üretim yapabilecek kabiliyete sokabilme adına orada bir yönetim modeli belirleyeceğiz. Böyle bir misyonu var oranın. Yani buna karanlık fabrikalar da dahil. Bakın karanlık fabrikalar evet. da dahil. Bu şekliyle bu standartlarda üretim yapabilecek firmalara her türlü danışmanlık ve teknik desteği verebilecek ve insan kaynağı yetiştirecek bir organize sanayi bölgesi olacak orası. Evet. Öyle bir misyonu var ve bununla alakalı da tüm altyapı projeleri ona göre hazırlanıyor. Bu şekliyle orası dizayn ediliyor. Hı-hı. Organize sanayi bölgesi içinde her sektörün belli bir kümelenme alanı olacak. Mesela bir adamızda gıdacılarımız olacak, bir adamızda mobilyacılarımız olacak, bir adamızda inşaat malzemeleri üreticilerimiz olacak, bir adamızda tekstil üzerine, konfeksiyon üzerine çalışan firmalarımız olacak, bir adamızda teknoloji üzerine çalışan firmalarımız olacak. Böylelikle kendi içinde de kümelenme oluşturacağız evet. organize sanayi bölgesinde. Hakeza orada hemen Teknova OSB'mizin yanında otosanayi sitemizi planlıyoruz. İnşaat malzemecileri, üreticilerimizi, mobilya imalatçıları, sitelerimizi orada planlıyoruz. Yine Teknova OSB'mizin içinde bir işkem planlıyoruz. Hı hı. İşkemlerden çok ciddi verim aldık. Evet. Onun daha da gelişmesi için OSB'mizin içinde bir işkem planlıyoruz. Böylelikle yeni yatırımcıların da startup dediğimiz girişimcilerimizin de kendi alanlarında işlerine başlayabilecekleri, kabiliyetlerini artırabilecekleri işlikleri onlara kazandırmak istiyoruz, tahsis etmek istiyoruz. Böylelikle orada da bir sanayi kümelenmesi olacak. Çünkü sanayinin olmadığı yerde küçük, yani sanayinin olması gereken yerde küçük sanayi de olacak. Yerleşim alanları da olacak ki orada bir ekosistem oluşsun. O ekosistemi de işte işkemlerle, otosanayilerle, mobilya imalatçılar siteleriyle, gıda toplanacağı siteleriyle, inşaat malzemeleri toplanacağı siteleriyle sağlayacağız. Hı hı. Yani orada kuzey çevre yolumuzda inşallah yeni bir sanayi alanı, çok güzel bir zon oluşacak. Evet. Bu da şehrimiz için çok büyük bir kazanım.
Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 270'e yakın parsel var orada zaten. Şu anda 92 ön müracaat almışız. Hı hı. Ve 92 çok ön güzel. Müracaat şu anda oluşturduğumuz kurul tarafından birebir denetleniyor. Hı hı. Ve değerlendiriliyor. O değerlendirme neticesinde ön tahsislere önümüzdeki aylarda başlayacağız. Teknova OSB'mizin altyapı yatırım ihalesi de Ocak ayı içinde inşallah Sanayi Teknoloji Bakanlığımız tarafından gerçekleşecek. Evet. Tüm projeler bitti, hı hı. keşifler hazırlandı. Artık ihaleye engel hiçbir konusu yok. Arıtmada bir problem vardı. Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın bu konuda bir çekingesi vardı. Arıtma yatırımlarını biz yapmayalım diye. Onda da çok yoğun ısrarlarımız Sanayi Teknoloji Bakanımız tarafından olumlu karşılandı. Hı hı. Ve ihalenin ismi de değiştirilerek arıtma tesisi yapımı ihalesi de yapılacak. Evet. Hepsi birden inşallah bu şekliyle ihaleye çıkıp hızlı bir şekliyle şehrimize kazandırılacak. Ben şunu sormak isterim Sayın Başkanım, yani süreç olarak ne kadar bir süre tahmini düşünüyorsunuz? Şimdi yapım ihaleleri, evet, Ocak ayında ihaleyi yaptığı zaman yer teslim falan bahar ayında olur. Yani muhtemelen Mart-Nisan gibi ilk kazma vurulur. Evet. Kaynak noktasında biz Elazığ'da pozitif ayrımcılık istediğimiz için Sanayi Teknoloji Bakanlığımız kaynak sınırlaması yapmayacak. Yani ihale süresini de çok kısa tutup en hızlı şekliyle tamamlanmayı planlıyoruz. Birinci etabın ihalesi tamamen altyapı bitişi maksimum 2 yıl olur. 2 yıl olur, evet. Ama biz tahsislere bir yandan başlayacağız. Fabrikalarımızın inşaatları devam ederken, hı-hı, organize sanayi bölgemizin de altyapı inşaatı devam edecek. Böylelikle eş zamanlı bir çalışma olacak. 2022'nin başlarında birçok fabrikamızın üretime geçtiğini tabii ki çok rahatlıkla görebileceğiz. Evet. Sevindirici. Tabii ki. Sayın Başkanım, şimdi size göre Elazığ'da şehrin kalkınması ve gelişmesi için en çok eksikliğini hissettiğiniz şey nedir? Ve bu eksiklik nasıl giderilir? Şimdi belli sektörlerde değişiyor bu. Hı-hı. Az önce dedim ya, biz burada bir karma yapı var. Şehrin bir ekonomik yapısı var. Bu, evet, yapıda bazı alanlarımız geri kalıyor. Özel sektör müteşebbisliği anlamında geri kalıyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Altyapısal zorluklar var. Evet. İşte organize olamama var. Hı hı. Yeterli finansmana erişememe var. Şimdi bu şehir tarihten gelen bir misyonu var. Burası Sancakbeyliği yapmış bir şehir. Bölgesinin hakimi bir şehir. Ve o bölgesinin hakimi olduğu dönemden ta bugüne kadar çevre illerini ve hinterlandını da hem ticari olarak beslemiş, hem siyasi olarak beslemiş, hem kültür olarak beslemiş. Ve bu misyonunu biz bu şehrin devam ettirmesini istiyoruz. Ama nasıl? Günümüz koşullarıyla. Onun için bir bölge ticaret merkezi projemiz var. Fuar alanımızda icra edilecek. Evet. Amacımız ticaretin yeni koşullarla yapılabilirliğini yine bölgesinin hakim olduğu Elazığ'da sürdürmek. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? İşte e-ticaret portalimizle gerçekleştireceğiz. E-dış ticaret portallerimizle gerçekleştireceğiz. Hı hı. Sanal fuarlarla gerçekleştireceğiz. Birçok yurt dışı gezisi yaparak buradaki ve çevre illerdeki ihracat yapan firmalarımızın ihracat kabiliyetlerini geliştirerek yapacağız. Böylelikle ne olacak? Bu alanda hizmet veren, faaliyet yürüten şirketlerimizin hacimleri gerçekleşecek, gelişecek ve bu gelişmeyle birlikte şehirde bir kalkınmadan bahsedeceğiz. Bu bir alan. Az önce saydığım o imalatçılar ve toptancılar siteleri zaten şu anda şehrimizin eksikliği. Evet. Bakın, gıda toptancılarımız şehirde apartmanların bodrum katlarında hizmet vermeye çalışıyor. İşlerini geliştiremiyorlar gayri sıhhi alanlarda. Eğer bunu yaparsak gıda toptancılığımız gelişecek, hı hı, ve çevre illere de hizmet verecek. Mobilyada zaten bölgenin üretim ve satış üssüyüz. Hı hı. Hem üretim hem satış üssüyüz. Evet. İşte mobilya imalatçılar siteleriyle yine firmalarımızın üretim kabiliyetlerini artıracak onlara işlikler vereceğiz. Oto sanayinde tamir bakımda biz Bingöl'e, Muş'a, Tunceli'ye zaten hizmet veren biriyiz. Evet. Yine hakeza orada
o alanı genişleterek orada faaliyet gösteren firmalarımızın, müteşebbislerin hareket kabiliyetleri gelişecek. İnşaat malzemelerinde bölgenin yine hakeza ticaret üssüyüz, aynı zamanda üretim üssüyüz. Üretimde de çok ciddi mesafe aldık. Evet. Yani ısı yalıtımı, malzemeleri üretimi dediği zaman Doğu Anadolu bölgesinde Elazığ akla geliyor. İnşaat malzemelerinde alçıyı üreten, kireci üreten, bimsini üreten, işte mantolama sistemlerinde taş yününü, XPS'ini, EPS'sini üreten, su yalıtım malzemelerini üretiyor şehrimiz, boya üretiyor bu şehrimiz. Yani şu an belki ismi aklıma gelmiyor ama birçok malzemeyi bu şehir üretme kabiliyetine ulaştı ve bölgenin tüm illerine sattığı, ürettiği ürünleri satıyor. Evet. Bunları kabiliyetlerini artıracak işte yeni organize sanayi bölgeleri, toptancılar sitelerimiz, tarım alanında kooperatiflerimiz. Evet. Şu anda 4000 ton civarı bir badem üretimimiz var. Hedefimiz 2030 yılında bunu 30 bin tona çıkartmak. 300-350 milyonluk geliri 3,5 milyar liraya çıkarmak. 3,5 milyar. Bununla alakalı Tarım Bakanlığı'na Tarım İl Müdürlüğümüz marifetiyle her yıl destek projeleri hazırlayıp veriyoruz ki bu seneyi verdik. Şu anda kaynaklarda bir sıkıntı var. 18 milyon liralık destek mekanizması oluşturuyoruz. 8200 dönüm araziyi badem ekimine 8200 dönüm arazide badem ekimi gerçekleştirmek üzere. Tüm ilçelerden, ilçe tarım müdürlüklerinden verileri aldık, merkez köyler dahil. Hı hı. Badem ekimi yapmak isteyen üreticilerimizin, çiftçilerimizin arazilerini belirledik ve onların ihtiyaçlarına göre proje sunduk. 18 milyon liralık Tarım Bakanlığı'na. Evet. Kaynak gelir gelmez bunlar desteklenecek ve bademi belli bir seviyeye geçeceğiz, çekeceğiz. Kayısı'da yine yüksek katma değerli ürünler üretme adına hem Baskil Belediye'mizin çok güzel bir çalışması var, hem de bizim orada Kayısı Üreticiler Birliği adında bir çalışmamız var. Belediyemiz de oraya üye. Orada TKDK'ya şu an projeler veriyoruz. Kayısı'nın paketlenip, ambalajlanıp işlenebileceği, altyapının oluşturacağı, soğuk hava depolarının olacağı bir kooperatif merkezi şu anda projelendiriliyor. Dün toplantısını yaptık bunun. Evet. Fiziki şartlarıyla alakalı. Yani bunu çok aşabilirim ama az önce dedim ya, evet, işte şehrin ticaretini ve üretimini, tarımını aşabilecek her alanda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Turizmde eksiğimiz var. Tam da onu aslında soracaktım. Turizmde eksiğimiz var. Ya turizmde müteşebbislerimiz bizim turizmi sadece konaklama olarak görüyor. Şu anda da bir oteldeyiz. Bakın otel, evet, otelin bir salonunda bu, evet, yayını yapıyoruz. Ya biz otel işletmecilerimizi turizmin diğer alanlarında yatırım yapmaya ikna edemiyoruz. O konuda sıkıntımız var. Defaten toplantılar yaptık Ticaret Sanayi Odası'nda. Bakanlıktan %75 hibe kaynaklı projeler sunduk. Ama bunları hayata geçiremedik. Yani turizm sadece konaklama hizmeti değil. Turizm gastronomi, evet, turizm sportif faaliyetler, turizm kültür aktiviteleri, turizm sanat aktiviteleri. Bunlarla birlikte ancak turizm oluyor. Aslında şehrimizde çok potansiyel olan yerler var. Var ama bu alana yatırım yapmamız lazım. Yani bu şehirde gelen insanların konaklama sayısını artırmamız lazım. Türkiye ortalaması yanlış bilmiyorsam 2.4 veya 2.9, Elazığ'ın 1.6. Yani Elazığ'a gelen bir turist 1.6 gün zaman geçirerek bu şehirden ayrılıyor. Bizim bunu 3'lere 4'lere çıkartmamız lazım. Buraya geldiği zaman işte bir gününü Sivrice'de, tabii, geçirebilecek aktivitesi, bir gününü Harput'ta, efendim, evet, söyleyeyim, yarım gününü, bir gününü Palu'da, Karakoçan'da, Kevan'da geçirecek aktivitelerle, evet, desteklersek bu iş olacak. Yani bu alana da yatırımcılarımızın biz yatırım yapmasını arzu ediyoruz ki yatırım yapanlar da zararla çıkmadı. Hiçbiri çıkmadı yani. Bugün Keban'da gastronomi anlamında hizmet veren bütün restoranlarımız çok iyi kazanç elde ediyorlar. Sivrice Gölü'ndekiler hakeza öyle. Harput'takiler yine öyle. Yani iyi, evet, para kazanıyorlar. Ya oradan kazandığın parayı diğer aktivitelere de harca. Sportif aktivitelere, kültür sanat gezilerine, çeşitli konserlere, işte bir kürsü başı gecesine. Oradan da kazanacak çünkü. Böylelikle, çünkü biz
TURSAB'a bağlı 30'a yakın turizm ajantasını Elazığ'a davet ettiğimizde burada bir durum analizi yaptılar. Hatırlıyorum, ben de katılmıştım o programa. Evet. Ve o analiz neticesinde bize bir sonuç bildirgesi bildirdiler bize. Biz de bunu değerlendirdik. Baktığımız zaman çeşitli alanlarda eksikliklerimizi gördük ve bunu bilgilendirmesini de yaptık. Evet. Tüm Elazığ'da faaliyet gösteren turizm firmalarımıza bilgilendirmesini de yaptık. Bakın, turizm ajantaları Elazığ'a turlar düzenlemeye çalışıyorlar, buraya destinasyon yapıyorlar ama şu 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 alanlarda eksikliklerimiz var. Lütfen bunları giderelim. Bu alanlara yatırım yapın. Bakın, şu an kazanıyorsunuz. Diğer yatırım yapacağınız alanlarda da kazanacaksınız. Evet. Biz bu kazancı görüyoruz. Lütfen yatırım yapın diye. İnşallah bu farkındalıkla birlikte eğer turizm firmalarımız konaklamaya işte milyonlarca dolar yatırım yapıyorlar. Burası muazzam bir eser. Ben Ahmet Ballıca Bey'e, Mustafa Bey'e teşekkür ediyoruz. Yani şehrimize böyle bir yatırım kazandırdıkları için. Turizm, otelcilik anlamında Türkiye'nin en değerli markasını Elazığ'a kazandırdılar. Evet. Bu muazzam bir şey. Yani şuraya harcadıkları milyonlarca dolardan birkaç yüz bin dolar da o bahsettiğim alanlara yatırım yapsalar, inanın buradaki müşteri sayıları çok çok artacak. İnşallah ilerideki günlerde de olabilir. O olacak, tabii ki olacak. Biz bu konuda ısrarcı olacağız. Evet. Neyi talep ettiğimizi bileceğiz. Muhakkak iş dünyası da buna kayıtsız kalmayacak. Ona da inanıyoruz. Ben şunu da sormak istiyorum. Çok konuşuluyor aslında. Hazar Gölü çevresinde herhangi bir yeni yapılacak proje var mı yok mu? Yani bu konuda onun için en azından çok güzel bir çalışma yapılıyor. Şu anda deprem sonrası İstanbul'da bazı sivil toplum örgütleri Elazığ için neler yapabiliriz diye birkaç faaliyette bulundular. Bizlerle temasa geçtiler. O temas neticesinde Yeditepe Üniversitesi ve Emre Arolat Mimarlık Ofisi Elazığ'da bir ekoköy kurma noktasında bir duruş sergilediler. Dediler ki biz depremin olduğu merkez üstündeki bir köyü tamamen dönüştürelim. Evet. Günün şartlarında dönüştürelim. Orada bir yaşam alanı oluşturalım. Ticaretinin, el sanatlarının, tarımının, hayvancılığının olabildiği bir yaşam alanı oluşturalım. Bu niyetle Elazığ'a geldiler. Ama Çevrimtaş'ı incelediklerinde oradaki yaşamın çok sınırlı olduğunu gördüler. Biz de dedik ki tamam, biz sizin bu projenizi böyle bir katkı sağlama niyetinizden dolayı memnuniyetle karşılıyoruz. Sizlere müteşekkiriz ama biz Sivrice'de yatırımı planlayamıyoruz. Böyle bir eksiğimiz var. Bizim Sivrice ve Sivrice Vadisi'nin, Göl Vadisi'nin olduğu alanda bir master plana ihtiyacımız var. Bir master plan yapar mısınız diye. Sağ olsunlar, onlar da kabul ettiler. Şu anda Yeditepe Üniversitesi ve Emre Arolat Mimarlık Ofisi tüm Sivrice Gölü ve çevresini master planını hazırlıyorlar. Evet. Ve o master plan neticesinde hangi alanlarda ne yatırımlar yapılacak? Bu, o bölgenin neye ihtiyacı var? İmarı ve mimari yapısı nasıl olacak noktasında bir proje sunacaklar bize. Biz de o proje üzerinden yürüyeceğiz. Sayın Valim de kayak merkezinin yeniden güçlendirilmesiyle alakalı özellikle çok istekli. PTT kampının hakeza değerlendirilmesini istiyoruz. Ama master planı bekliyoruz ki master plana uygun bir yatırım modeli gerçekleştirelim diye. İnanıyorum o da önümüzdeki bahar ayında büyük bölümü şekillenmiş olacak. Ve biz bu doğrultuda Sivrice'nin yeniden yapılanmasını sağlayacağız. Şu anda faaliyet gösteren firmalarımız var ki doluluk oranları çok iyi. Yani orada faaliyet gösteren otellerimizin doluluk oranları, karlılık oranları, restoranlarımızın hakeza karlılık oranları oldukça bizi mutlu ediyor. O alanları geliştirme adına da disiplinli olmuş bir yapı kurguluyoruz. Önümüzdeki günlerde belediye başkanımızın da bu konuda müjdeli bir haberi olacak. Evet. O da çok vizyoner bir proje üzerinde çalışıyor. İnşallah Sivrice hak ettiği noktaya taşınacak böylelikle. Evet. İnşallah Sayın Başkanım. Şimdi başkanım, bunları yüzünüze karşı söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama şimdi şöyle bir olay var. Hemşerilerimiz tüm Elazığlılar Asilhan Bey'de asil bir duruş görüyorlar. Asil duruşla birlikte işine odaklanan, sadece işini yapan, bu anlamda da ilerleyen bir kişi olarak sizi değerlendiriyorlar. İlerideki zamanlarda şehre farklı noktalarda ve görevlerde hizmet anlamında düşünceniz var mıdır?
Ya ben... ESO'yu bıraktıktan sonra. Ha. Ticaret Sanayi Odası da yönetici olmak benim istediğim bir alandı. Çünkü gerçekten iş dünyasını iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Hem yerelde, yani çocukluğumuzdan beri biz bu şehrin sokaklarında büyüdük. Dedemizle birlikte iş yapmak bize nasip oldu. Onun yanında durmak, onun tabiri caizse teçhizatından geçmek bize nasip oldu. Ve o Yakup Şevki Caddesi'nde, işte Bankalar Caddesi'nde onların yanında işin ucundan tutmak, bazen bu yazıhaneyi süpürmek olur, bazen masasını silmek olur, bazen sobasını yapmak olur, bazen bankaya para götürmek de olur veya işte bir alışveriş yapmak olur, şantiyelerin giderini karşılayabilmek için. Hep bu şehrin içinde, ekonomisinin içinde var olduk ve bu o sokaklarda büyüdük. Ben ondan dolayı bu şehrin ticari yapısına çok hakim olduğumu düşünüyordum. Hı hı. Ve o hakim olmakla birlikte sıkıntıları, eksiklikleri de görüp, ya şunu yaparsak daha iyi olur dediğimiz işte dünya kadar düşüncemiz vardı, beyin fırtınamız vardı, hayallerimiz vardı. Ticaret Sanayi Odası ile alakalı da seçimden önceki dönemde, hı hı, sen bu görevi yaparsın, bu şehrin sana ihtiyacı var, sen bu dönem aday ol diye çok ciddi telkinler, tavsiyeler, istekler, talepler vardı. Biz de neticesinde insanlarımızın bizi bu görevde istemesi neticesinde bu yola çıktık. Ha, şartlarımız da müsaitti. Şartlarımız da müsaitti. Zamanlama açısından bir problem yoktu. Bu göreve talip olduk. Üyelerimiz de bizi bu göreve layık gördüler. Çok yoğun bir destekle göreve geldik. Ve göreve geldiğim dönem itibariyle de tüm yönetimimiz, komitelerimizle birlikte büyük bir iştiyakla, büyük bir şevkle çalışıyoruz. O da onların takdiri, yani iş dünyasının takdiri. Bu görevi ne kadar iyi yapıyoruz, onların takdiri. Ama hamdolsun şimdiye kadar aldığımız geri dönüşler çok çok olumlu. Bu da bizi mutlu ediyor. Kalben tatmin ediyor. Türkiye Odağı Borsalar Birliği'nde Elazığ Ticaret Sanayi Odası'ndan duyulan memnuniyet sürekli dile getiriliyor. Teşekkür belgeleri alıyoruz. Bunlar bizim için çok değerli. İşte Türk Lloyd'u tarafından denetleniyoruz. Akredite bir oda odamız. Odamız A sınıfı oda olmaya aday bir oda. Bu ay içinde denetlememiz var. O denetleme neticesinde inşallah önümüzdeki aylarda A grubu oda statüsünü kazanacak. Yani işimi severek yapıyorum, zevkle yapıyorum. Asilhan Arslan olarak da eğer şartlar müsaitse, hı hı, bir şekilde biz yine görev almadan, bu görevde emek sarf etmeden geri durmayız eğer şehrimize bir faydamız olacaksa. Evet. Farklı noktalarda peki davet gelirse Sayın Başkanım? Ben bu alanı seviyorum, öyle diyeyim. Evet. Yani bu alanı severek, şu anda bu alanda severek bu vazifeyi yapıyorum. Onlar başka şeyler. Yani farklı alanlarda oldu olmadı da değil. Hı-hı. Ama ben Ticaret Sanayi Odası başkanlığı görevini severek yapıyorum ve üyelerime verdiğim sözler var. Benim bu sözleri yerine getirmem lazım dedim ve onlardan, o alanlardan müsaade istedim. Evet. Şu anda da bu alanda devam ediyoruz. Yani ticareti seviyoruz. Evet, ticareti. İş dünyasını temsil etmek gerçekten çok değerli. Biz de bu alanda olmak istiyoruz. Başkanım, görevinizin sonunda nasıl bir ESO ve nasıl bir Elazığ bırakmak istersiniz diye son soruyla noktalayalım. Evet, güzel. Öncelikle tüm projelerimi hayata geçirmiş olarak bırakmayı çok arzu ederim. Evet. Çünkü biz o master planda gerçekten 5-10-20 yıllık zaman diliminde yapılması gerekenleri çok doğru bir şekliyle belirttik. Ve kısa, orta, uzun vadeli zamanlarda da zaten bu yatırımların her biri hayata geçecek. Özellikle o kısa, orta dönemdeki yatırımların gerçekleşmiş olması beni ziyadesiyle mutlu edecektir. Evet. Yani bir yandan iş dünyasını en iyi şekliyle Türkiye'nin her bir tarafında, bırakın Türkiye'yi, dünyanın her bir tarafında temsil ediyor olabilmek benim için son derece büyük bir gurur kaynağı. Bu fırsatı bana verdikleri için de ben değerli üyelerime, hemşerilerime sonsuz teşekkürler ediyorum. Aynı şekliyle bizleri ulusal ve uluslararası birçok göreve layık gören Genel Başkanımız
Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu Beyefendi'ye ve değerli yönetimine de sonsuz teşekkürler ediyorum. Onlarla birlikte çalışabilmek benim için çok büyük bir deneyim, çok büyük bir kazanç. Onu da layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi o projeleri, kısa orta vadeli olan projelerin hayata geçmiş olması beni gerçekten son derece mutlu edecek. Aynı şekilde A grubu akredite olmuş bir odayı Elazığ'a miras bırakmak gerçekten benim için son derece önemli. Çünkü o bizim kalite standardımızı belirliyor. Üyemize ne standartta hizmet veriyoruz, ne tür faaliyetlerimiz var. Faaliyetlerimiz ilin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede mi sorusunun cevabı o akreditasyonda gizli. Biz göreve devraldığımızda C grubu olmayı kaybetmek üzereydi. Sadece bir belli bir süre tanınmış ara denetimle birlikte C grubunu koruyabildik. Sonra da birinci senemizde B grubu olduk. Şimdi ikinci senemizde A grubu olmayı hedefliyoruz. Evet. O şekliyle gerçekten ilin protokolünde ve üyelerimizin gönlünde müstesna yeri olan, şehrini en iyi şekliyle, iş dünyasını en iyi şekliyle temsil edebilen bir yapıda bir ticaret sanayi odasını bırakmak gerçekten benim ana hedeflerimin arasında. İnşallah Rabbim bize bunu nasip etsin diyorum. Son ana kadar, görev süremizin son anına kadar en iyi şekliyle bu faaliyetlerimizi yürütelim ve iş dünyamızı temsil edelim diye. Evet. Peki Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. Programımıza zaman ayırdınız, katıldınız, değerli vaktinizi ayırdınız. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Ben sizlere Sayın son dakika 23'ün de imtiyaz sahibi Fethi Özbay Bey'e yıllardır, uzun yıllardır Elazığ medyasına çok ciddi emekleri var. Elazığ'ın çok değerli bir ismi Fethi Özbay Bey ve sizlere, yayın ekibinize bu fırsatı bize verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Evet, sayın seyirciler, sayın izleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Şehir Masası programımızın bu haftaki konu Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Aslan bizlerle birlikte oldu. Ve birçok konuda şehrimiz adına yapılması gerekenler neler varsa zaten kendileri çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Programımıza da katıldılar. Son olarak şunu söylemek istiyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oradaki sayılarımızı da arttırmamız gerekiyor. Yine programımızı hem YouTube kanalında hem de sosyal medya hesaplarımızda, hem Facebook hem Twitter ve aynı zamanda Instagram sayfalarımızda da yayınlayacağız. Bizleri takip edip dinlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum.